Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Konya'da kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Konya'da bulunan Candem Tarımsal Ürünleri ve Organik Gübre firmasına konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi İdris Bey bulunuyor. İdris Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Biz Candem Gübre olarak 11 yıldır tarım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Kimyasal, organik ve organomineral gübreler üretmekteyiz. Ayrıyeten organomineral, yeni nesil taban gübresi dediğimiz ikinci fabrikamızda da granül gübreler üretiyoruz. Peki bunları biraz detaylı anlatabilir miyiz? Nasıl işlemler yapılıyor burada? Şimdi Türkiye biliyorsunuz ham madde yönünden fakir bir ülke. Yani kullanmış olduğumuz ham maddelerin neredeyse tamamına yakını yurt dışından ithal geliyor. Biz bu almış olduğumuz ham maddeleri belli reçetelere göre belli oranlarda burada karışım ve paketlemesini yapmaktayız. Bu arada da bitkinin ihtiyacına göre, çiftçilerimizin ihtiyacına göre burada ürünlerimizi reçetelendiriyoruz, karışımlarımızı yapıyoruz ve daha sonra da teknik ekibimizin nezaretinde bayilerimize ulaştırıyoruz. Bayilerimizdeki ürünleri de bölgelerdeki teknik elemanlarımız, ziraat mühendislerimiz aracılığıyla çiftçilerimizin nasıl kullanması gerektiğini söylüyoruz ve o doğrultuda kullanmalarını sağlıyoruz. Peki İdris Bey, kaç çeşit gübreyle hizmet veriyorsunuz burada? Şimdi gübreyi çeşitlendirmek ana başlıklarda toplayacak olursak iki çeşit gübre bulunmakta. Bir tanesi granül dediğimiz toprakta çözülen, yani topraktaki bakteriler tarafından çözülen taban gübresi olarak çiftçilerimizin bildiği gübre. İkinci gübreleme kısmı da yapraktan veya damlamayla veya daha değişik uygulamalarla, yağmurlamayla bitkiye vermiş olduğumuz gübre grubu. Bunlar da suda çözülen dediğimiz suyla beraber verilen ürünler. Yani ana başlıkta iki tane. Ama burada gübreden kastımız bizim mineral element. Yani makro element dediğimiz bitkinin makro miktarda ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyum gibi elementler. İkincil grup dediğimiz kalsiyum, manezyum gibi elementler ve mikro grup dediğimizde demir, çinko, mangan, bor, bakır gibi elementler. Bunları belli oranlarda karışım yaparak ve belli dönemlerde, yani bitkinin en fazla ihtiyacı olduğu mineral dönemlerde bunları belli reçeteler hazırlayarak tarlada uygulama yapmış oluyoruz. Bunları yapmış olduğumuz zaman da bitki mineral yönünden tam beslendiği için topraktaki eksik olan mineralleri biz dışarıdan takviye yaptığımız için bitki bu elementleri alarak hem kendi aromasını, rengini, dolgunluğunu, olgunluğunu daha düzgün hale getirmiş oluyor ve ayrı bir lezzet vermiş oluyor bitkiye. İşin bu üretim aşaması. İkinci kısmı da tüketicileri ilgilendiriyor. Bu minerallerin yönünden zengin yetişmiş baklagil olsun, meyve sebze olsun, tahıl grubu olsun, bunlar doğru elementle, doğru zamanda, doğru dozda beslendiği zaman bunu tüketen siz, biz ve 80 milyon insanın da mineral ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yani eczaneden çinkolu, demirli tablet yerine çinkosu, demiri elementlerce zengin olmuş bir ürünü tükettiği zaman insanlarımız daha da sağlıklı hale gelmiş oluyor. Peki İdris Bey, hemen şu konuya da değinelim istiyorum. Genelde toplum tarafından yanlış bir algı var aslında. Bunların zararlı olduğu söyleniyor. Siz bu konular hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi ben işin ta başından alayım size. Allah insanı topraktan yarattığını söylüyor ve bizim buna inancımız sonsuz. Bizi de topraktan besliyor. Yani toprakta yetişen bitkilerle besleniyoruz. Aslında bizi oluşturan mineraller bu topraktan aldığımız demir, çinko, mangan, fosfor dediğimiz mineraller ve vücudumuzun bu eksikliklerini de buradan karşılamış bulunuyoruz. Şimdi buradaki yanlış algı, işte hormon, işte doğal beslenme gibi yanlış algılar var. Şimdi biz bunu bu sektörün içinde biri olarak hormon dediğimiz olay, zaten insanların da hormonlara ihtiyacı var. Mutluluk hormonu, gülme hormonu, büyüme hormonu gibi. Şimdi bunların bitki gelişim düzenleyici bizim sektördeki adı. Bunları doğru zamanda, doğru dozda kullandığımız zaman
Aynı bir tavuğun, bir solucanı, bir böceği, pireyi yiyip de bize faydalı proteine dönüştürdüğü gibi bunları da bitkiler bize faydalı moda dönüştürüyor. Yani biz bir bitki besleme ürününü şişesini alıp da bardağa döküp içerek ihtiyacımızı karşılayamıyoruz, karşılayamayız. Biz bunu bitkilere doğru zamanda, doğru dozda verdiğimiz zaman bitki bunu bünyesine alarak bize faydalı olan, yani bizim ihtiyacımız olan çinkodur, demirdir, mangandır, fosfordur, bu elementleri bitki kendi bünyesinde bize faydalı moda dönüştürüyor zaten ve bunu bitki yapıyor. Bugün en pahalı laboratuvarda bile akrebi insana faydalı proteine dönüştüremeyiz. Ama bunu pazardan aldığımız 20 liralık bir tavuk yapabiliyor. Bunu da aynı şekilde, aynı mantıkla yola çıkarsak bunu bitkilere vereceğiz. Bitkiler bunu kendi bünyesinde sentezleyecek, bize faydalı formata dönüştürecek ve biz o bitkileri tüketerek ihtiyacımızı karşılayacağız. Şimdi böyle bir algının, korkunun olması da normal. Çünkü sektörü bilmeyen, bu işin içinde olmayan insanlar, yani bugün artık insanlar şehir hayatı yaşadıkları için birçok insan domatesi dalında görme şansı yok. Bir kayseri ağacında görme şansı yok. Anca markette, tezgahta görüyor. Onun hangi şartlarda nasıl yetiştiğini kırsal kesimde veya bahçesi olup da görenler hariç metropolde yaşayan insanlarımızın birçoğu görmüyor. O zaman da ne oluyor? Bazıları çıkıp maddi kaygılar yüzünden veya başka nedenlerden dolayı böyle çamur atabiliyor. Ben bu sektörün içinde olan biri olarak, bu ürünleri reçeteleyen biri olarak kendi bahçemde, kendi seramda gönül rahatlığıyla ben burada üretmiş olduğum ürünleri kullanıp ve bu meyveleri, sebzeleri de gönül rahatlığıyla tüketip sağlıklı yaşamımı sürdürebiliyorum. Çünkü bizi ayakta tutan elementler, mineraller bunlar. Bugün insanın potasyum dengesinde %1'lik bir değişim olsa hayatta kalma şansımız yok. O yüzden bunlar şişedeki haliyle değil, bitkiye verilmiş haliyle bizi biz yapan, var olmamızı sağlayan minerallerdir. En ufak bir bu konuda bilgi kirliliğine de gerek yok. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Son olarak ben çiftçilerimize kesin ve kes bitkilerinin beslemelerini gerektiğini, bunun hiçbir zaman göz ardı edilmeyeceğini ve doğru zamanda doğru ürünü muhakkak bulup bitkilerine vermeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Ve herkese daha bol, daha verimli hasatlar diliyorum.